Sayın Dekan Yardımcım, kıymetli hocalarınız ve değerli dinleyiciler, İstanbul Üniversitesi Genç Yazarlar Kulübü olarak İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyat Bölümü ile birlikte düzenlediğimiz Divan-ı Lügat-ı Türk adlı programımıza hepiniz hoş geldiniz. Program başlamadan önce Sayın Hocamız Özcan Tabakların aramıza katılamayacağını üzülerek bildirmek durumundayız. Kendisine acil şifalar diliyoruz. Şimdi sözü Sayın Profesör Doktor Mehmet Örmez Hocamıza bırakıyorum. Öncelikle özür dilerim, geç kaldım. Ve teşekkür ederim tabii her şeyden önce bu konuşma için. Arkadaşımızla belirttiği gibi ne yazık ki Özcan hocamız aramızda değil. Birlikte planlamıştık. Biraz bölünmüştük de konuşmamızı. Ben bir taraftan dersten geliyorum, bir taraftan da üç ayrı konuşmanın ve son beş günde inanın iki defa yatak yüzü gördüm, o da birkaç saat. Pazartesi 46 saat uyumadan derse girdim. Onu aktarmaya çalışıyorum. Gecikmesine mi yoksa sizleri bekletmek istemezdim. Dersimi de kısa kestim. Şimdi kısaca divan. Divan bize ne söyler? Elimden geldiğince anlatmaya çalışayım. Yok. Önce kaşlardan başlayalım. Yok. Oturarak konuşamam zaten. Kaşgar deyince ilk Kaşgar tam buradan başlar. Bütün uygunlar için Kaşgar demek Edgah demek. Öncelikle en tanıdıkları yani Edgah Bayram Camii gibi bir şey oluyor. Harfiyen. Turizm merkezi gibi bir şey olmuş Edgah. Müze gibi parayla biliniyor. Ama ben gidip konuşunca bunu da orada öğrenmiş oldum. Camiler, Türkiye'de nasıl tam bilmiyorum ama camiler biletli olsa da Müslüman ülkelerden gelenler biletsizmiş. Bu bir yana, bir de Uygurca konuşunca tümden biletsiz oldu orada bana. Burası Edgah. Çok fazla Edgah'ın içerisine girmeden devam edelim. Burası Konya şehir ama bu gördüğünüz fotoğraf neredeyse 15 yıl öncesinin fotoğrafı. Çoğunlukla bu eski bölgeler yıkılıp yerine büyük binalar dikiliyormuş. Az parçası kalmış Konya şehrinde. Bu Kaşgar'ın içi 100 yıl önce Batılı Doğu Bilimcilerin çektiği resimlerle bu bin arasında neredeyse fark yok bazen. Yani sol tarafta elektrik direği var, biraz geride taksi vardı. Ama şuraya bakalım, Kaşgar pazarı. Beni o pazara getiren öğrencinin arkadaşlarıydı. Girmek istemediler. Bir toz tozan içerisinde ne işin var, neyi gönderebiliyorsun? Yani ne işin var burada? Biz şurada seni indirelim. Siz gidin gezin, işiniz bitince de bize telefon açın. Girmediler ama ben bu resmi çok iyi hatırlıyordum. Bu benim çektiğim bir resim. Gördüğünüz gibi eşek arabaları var, yani eşek arabaları. Üzerine keçe koymuşlar, pazardan çıkınca. Eşya ne aldıysa pazardan malını vatandaş bunu yapıyor. Orta Asya'ya giden görmüştür sadece Uygur arasında değil. Özbekistan, Kazakistan her yerde et açıkta satılır. Buzdolabı diye bir şey yok. Tam pazarın ortasında eğer samsa yemek istiyorsanız taze sıcak samsayı burada hemen tandırda orada yiyebilirsiniz. Bu Kaşgar'ın bir yüzü. Ama biz Kaşgar'ı anlatacağız. Kaşgar'ı da olsa
bizim anlatacağımız. Uygurlar arasında tek ünlü, şöhretli olan İslami dönem Uygurca ile yazan veya Karahanlıca ile yazan kişi Mahmud el-Kaşgari değil, Yusuf Hasancık da aynı dilde yazmış. Ama doğup büyüdüğü yer Kaşgar değil. Öyle de olsa Kaşgar'dan Yusuf Hasancık'a sahip çıkmışlar. Onun için bir kabir inşa etmişler ve onun için de hem eski yazıyla hem yeni yazıyla, yeni yazık diyorlar Latin harfle. Kaşgari Yusuf Hasancık'la ilgili onun kutak ürününe seçmeler koymuşlar. Bu onların imdasıyla Yusuf Hasancık yazıyla. Bu yeni yazıklar. Bu yeni yazık 1982-83'te terk edildi tabii. Yusuf'a sadece bir düşünce anlatan kısa cümle burada okuyabiliyorsunuz değil mi? Yusuf Hacık diye orada okuyabilirsiniz. Uygur imdasıları. Bu ikinci şahsiyet, önemli gördükleri Kaşgar'da Uygurların. Üçüncü kişi Appak Hoca'dır. Bu da biraz şehrin dışında. 220-230 yıl öncesine gidiyor. Ve hemen onun yanında cemaat camisi var. Bunlar kısaca Kaşgar'ı anlatacağımız, Kaşgar'ın ilgili giriş içinde yapıp görüntüler. Biz kimi konuşacağız? Kaşgar'ı ve Kaşgar'ın anlattıklarını. Bu çok yeni bir şey. Son 15 yıldır var. Kaşgar'ı anlatılmış bir heykel. Bu heykel Oypal diye bir köyde. Oypal'a kısaca değinmem gerekir. Kaşgari divanda kendisinin memleketinden, yurdundan bahseden bizim yurdumuz Opal diye bahseder. İlk okuyuşlarda bu tam bilinememiş. Harekeleri tam belli olmadığı için başlangıçta Abal okumuşlar. Obal okuyanlar var. Ama ilk doğru okuyanlar Uygurlar. Çünkü yöreyi tanıyorlar. Ve Kaşgari'nin divanını Uygurca'ya tercüme etmek isteyen ekip, ki bu ekibin içinde İbrahim Muti ve çok yakın zamanda kaybettiğimiz hocamız Nursultan Osmanov vardı. Onlar Kaşgari'ye gitmişler. 1980'lerin başı, Kaşgari'nin yurdu burası olmalı demişler. Alan çalışması yapmak istemişler bu ülkeyle. Ve bayağı da onun sonuçlar elde etmişler. Şimdi onları da bileceğim burada. Burası Kaşgari'nin kabri. Bu kabrin ona ait olduğu yerini biliyoruz. Hocalarımızın yaptığı araştırmalara dayanıyor, onu aktaracağım. Hemen yan başında küçük bir müze kurmuşlar. Bu gördüğümüz resim, Kaşgari'yi tasvir yapılmış bir resim. Gazi Ahmet tarafından yapılmıştı. May boyak diye, yani yağlı boya yapılmış bir resim. Bu ilk resim. Ama Gazi Ahmet bundan 10 yıl kadar önce bu resmi değiştirdi. Yeni başlar tasavvur etmiş ve niçin böyle bir resim çizdiğini, resmin niçin değiştirdiğini birisi Ürümçi'de, birisi de Pekin'de bir şeyle anlattı bildiriyle. Yani kendi tasavvuruna göre Kaşgari nasıl olmalıydı 11. asırda bir İslam alemi, aynı zamanda bir Türk alemi nasıl bir sarık sarar mıydı? Buna göre yeni bir resim tasavvur etmiş. Yani resim buydu. Şu anda yine aynı resme ait ikinci resim var. Gazi Ahmet'i de biraz yakın zamanda kaybettik. Bu Kaşgari'nin kabri, o zamanki kabirde 1008'e 1105 verilmiş. Ve buna dayalı olarak da Türkiye'de doğum yılı 2008 kabul edilip 1000. yıl kutlamaları yapmıştır. Ama ilginçtir, Çin'de ben bu resmi çektikten sonra bu resim, daha doğrusu kabrin üzerindeki doğum tarihi değiştirilmiş. 1005'e çekilmiş. Çünkü ben tozun toprağının içerisinde toprakta. Kaşgar'dan Opal'a gidiyorum. Fazla uzak değil tahmin ediyorum. 40 km falan diye tahmin ediyorum. Ama ben 2 saat yaptım. Çünkü tamamen toprak ve taşlı toprak bir yolda gittim. Yeni yol yapılıyordu. Ziyaretçiler için yeni yol yapılıyordu. Yolda 2005 yılında gitmiş. 2005 yılında bitince bir kutlama gerek. Kutlama için bir seyahat gerek. Bir tarih. Tarih değiştirilmiş. Bu benim çektiğim resim tarihi bir resim oldu. Şimdi bunu bulamazsınız artık. Bu o zamanki benim ziyaretime dayanıyor. Müzedeki eşyaları tavsif eden bir yazı. Buyum diyorlar. Müzedeki işte buyum. Yani müzedeki eşyalar. Bu hemen yanı başında Kaşgari'nin dittiğine inanan hay hay terektir. Mahmud el-Kaşgari'nin dittiğine inanılıyor. Uygurlar böyle inanıyor.
Bizim için önemli olan bir mesleği var. Bütün tarih bu mesleğiyle başlamış. Kaşgari'nin meydanı tespit konusunda. Bu mesleğin Mevlana'nın mesleğisi. Hocalar hiç ilgilenmemiş. Ben Ürümçi'de mesleği elime alınca o zaman sonunda yapıştırdığımız kutuları hep hüccet yapıyor. Buradan kim mesleğisiymiş? Bakın tahmin edelim. Bu Mevlana'nın mesleğisi. Bizim için dediler bu mesleği önemli değil. Benim için mesleği de önemli tabii. Bunun içindeki bu hüccet önemlidir dediler. Hücceti okuduğumuzda hüccet 1800'lü yıllara ait. Mesleğinin içerisine yapıştırmış ve bu mesleği de türbedarın elinde saklanıyormuş. Türbedeymiş bu mesleği. 1970 yılların başında türbedar bunu yok etmiş, yani ortadan kaldırmış, ulaşılama sahne etmiş, yani yakmamış. Çünkü o dönem bir kültür devrimi adı altında garip bir uygulama vardı. Eski olan her şey ortadan kaldırılacak. Bu korkuyla türbeler bunu saklamış. Ve bizim hocalar gelince türbeler çıkartıp bizim hocalara vermiş. Bu sayede buranın Kaşgari'ye ait olduğunu alemi biliyoruz. Kaşgari'nin adı açıklanmış. İlk yayınlayanlar bunu yine Müslüman Osmanov. Müslüman hocaların elindeydi. Ben bunu kaç yılda resimledim? Herhalde ya 2000 ya da 2002. Tam tarihini hatırlamıyorum. Hocalar burada. Müslüman hocamız burada. Benim o zamanki rehberim de burada. Ama bu fotoğraf 1982 başlarında geliyor. 1982. Ben ilk kez gittiğimde kaç kere ilk kez gittiğimse 2004-2005. 2004-2005 yıldan gittim. Rehberim o zaman Müslüman hocalarla beraber çalışmış. Ben gittiğimde oradaki halk meşriyatında, halk meyliminde çalışıyorum. Türk önerimiz burada. Önünde de mesleğimiz var. Bu hoca ise Arapçayı bilen bir hoca. Hocalarımız Arapçayı bilse de bu tam Arapçayı çok iyi bilmesi. Hem Arapça hem Farsçayı çok iyi biliyormuş. Müslüman hocamız burada. Hocayla birlikte çalışmışlar. Tercüme heyetinin asıl başında yer alan kişiler Müslüman Hoca ve İbrahim Müti. İbrahim Müti, Müslüman Hoca için de hoca kabul edilen birisi. Ben İbrahim Müti Hoca'yı görmedim ne yazık ki. Bu çalışmalarını, alan çalışmalarını hocalar Tarım isimliğinde ödeşletmişler. 1984. Burada, şimdi okuyalım. Mahmut Kaşgari'nin yurdu. Evet. Siz nerede okuyabiliyorsunuz? Mahmut Kaşgari'nin yurdu. Mahmut Kaşgari'nin yurdu. Hayatı ve mazisi teorisi de. Evet. Mahmut Kaşgari'yi, Kaşgari'yi eğri, açık bir eğri okumamız gerekiyor. Mahmut Kaşgari'nin yurdu, hayatı ve mazisi teorisi de. İbrahim Muti, Müslüman Osmanlı. İkisinin ismini de çekmiş. Tekrar döneyim. Daha önceki tercümelerde OPA doğru okunamadığı için bilememişiz. Kendi memleketlerine söz vererekten Kaşgari, benim yurdum Abal demiş ve böyle geçmiş tercümeleri. Yanlış hatırlamıyorsam Denkov'un tercümesinde dahi böyle devam ederdi. Bunun OPA olmasının gerektiğini tespit edenler Nursultan ve İbrahim Muti. Kaldı ki bu türbede Opal'da, Opal köyünde ve türbeler de orada mesleğini de koyabilmiş. Mesleği şu an Ürümçi'de. Şimdi Kaşgari'ye dönelim, divan edelim. Divan bildiğiniz gibi ilk kez neredeyse 100-105 yıl önce burada İstanbul'da bulundu ve bulunduktan kısa bir süre sonra birçok derste hocalarımız zaten anlattı. Genç arkadaşlarımız biliyorlar. Arap harflerinde 3 cilt olarak basıldı. Kilisi bir fatın nezaretinde. Ki dünyadaki bütün çalışmalar
1940'a kadar bu çalışma, bu yayınlandı. Demek ki 30 yıla yakın. Ne yazık ki o zamanki şartlarda Arap harfleriyle bunları dizmek zor. Hem de savaş şartlarında. Birçok dizgi hatası da olmuş. Kendilerine göre düzelti yapmaya da kalmışlar bazı şeylerde. Dolayısıyla birebir divan değildi bu. Ve sonunda üçüncü cilt, üç cilttir. Uzun düzeltiler vardır. Elinize alıp 20-30 sayfa boyunca o düzeltileri aktarmanız gerekir. Ama yine de bunun çok yararlı olur. Çünkü hiç kimse divana ulaşamaz ki bir yazma, tek yazma. Kaldı ki bu yazmada yazılışından neredeyse 200 yıl sonra, tam değil, 200 yıl sonra istinsah edilmiş. Bu istinsah da belli hatalar içermekte. Yani yazarın kendi kalemine çıkmış değil divanı ulaştık. Yani güçlüklerimiz çok bunu çalışanlar için. Buna dayalı, bu Arap harfi neşre dayalı ilk yayın kitap yayını buradadır. Karl Brok yazmanın Mikter Türkçe Vachat, yani Orta Türkçe'nin söz varlığı, Avrupa'da uzun süre bu kitap kullanılmış ve hala gariptir. Sadece bunu kullanan yayınlar görülür. Halbuki bunun üzerine her şeyden önce Besim Atalay'ın bunu aşan bir çalışması var. Hem ayrıntılı indeks, hem baştan sona bir tercüme, çevir. Bunu kullanmayıp, yani Besim Atalay'ı kullanmayıp, bu eski 1928 baskısını kullananlar var. Çünkü iyi biliyorsa Almanca, bu Almanca oluyor. Dolayısıyla kolaylığa kaçıyor bazıları. Tarih 1928 ama 28 ile 1918 arasında 10 yıllık sürede çok önemli yayınlar var. İki önemli yazarı belirtmek gerekir. Birisi her şeyden önce Fuat Köprülü. Fuat Köprülü'nün çok önemli çalışmaları var. Bu önemli çalışmalar dil açısından değil, edebi açıdan. Divan-ı Mülakip'te neler var? Bizi çok ilgilendiren başlığa göre konuşayım. Divan-ı Mülakip bize ne söyler? Divan-ı Mülakip bize Alp Ertong'a öltü mü der, bunu söyler. Divan-ı Mülakip olmasaydı böyle bir koçaklama diyelim, varlığını bilemeyecek. Yok, divan olmasaydı bunu hiç bilemeyecek. Bunu ilk derdiye fark eden Fuat Köprülü olmuştu. Fuat Köprülü sözlüğün içerisinde kelimelerin anlamını daha iyi açıklamak için salıştırılmış olan, katılmış olan beyitleri toplamış. Bunlar demiş, gezine bakmış, içeriye bakmış, tek bir şiir olmalı. Bunları bir araya konularına göre koymuş. Birçok şiiri böyle ilk kez Fuat Köprülü toplamış. Fuat Köprülü'den hemen sonra Brokkerman'ın iki tane yazısı var. Brokkerman'ın da iki ayrı yazıyla bunları yayınlamış. Aynı şekilde hem de çok yakın zamanlarda. Fuat Köprülü'nün çalışması eğer doğru hatırlıyorsam Hayat Bölücüması'nda o zaman için bizim bir projemiz vardı Hayati Hoca'yla, onu da anlattık. Tam 10 yıl önce Hayati Bey, Mustafa Bey Kaçalı, üçümüzün bir çalışması vardı. Bu çalışmaya göre divanla ilgili en önemli makaleleri Türkçe olarak neşredecektik. Şeye bağlı olarak, divanla ilgili bir toplantıya bağlı olarak. Evet, 2008'deki yaptığımız toplantının bildirileri burada. Mustafa Bey, Hayati Bey ve ben üçümüz birlikte düzenlemiştik. Tam arzu ettiğimiz gibi bir toplantı oldu. Türkiye'de zaten yeterince çalışan hocamız var. Türk hocalarımızı zaten dinliyoruz, biliyoruz. O zaman ne yapmalıyız? Ne kadar yabancı hoca varsa ulaşabildiğimizde onları davet ettik. 40'a yakın hoca geldi ki bunların içerisinde bir kısmı Ürümçi'ydi. Bu bize çok sevdi. Ürümçi'den, Pekin'de Uygur hocalarımız geldi, Çinli hocalarımız geldi. Mesela Çin'de, burada resmi bulursak göreceğiz. Zhao Yunmin diye bir hocamız var. Pekin Merkezi Milletler Üniversitesi'nde. Baştan sonra Divan Lügatürk'ün söz varlığını çalışmış ve Çince olarak ayrıntılı açıklamış. Böyle bir çalışmayı biz Türkiye'de bilmiyorduk. Sadece işi bu olmuş, hocanın işi buymuş. O hocayı tanımış olur ve çok güzel bir bildiri sundu. Sadece onun değil, ona bağlı birçok hocamızın yer aldığı bildirileri var. Bunu Brokkerman'la ilgili söylüyordum. Brokkerman ve Fuat Köprülü'nün değindikleri sadece şeyler değil, şiirler değil. Bildiğiniz gibi atasözleri var. Atasözlerine ilk önce o zaman değinmişler. Yaklaşık 300 tane atasözüdür. Bu atasözlerin bir kısmını bilirsiniz. Er atın kuş kanadı.
hepiniz duymuşsunuzdur divanın bu örneği. Buna benzer daha atasözleri sıralayabiliriz. Türkiye'de ne yapılmış? Hemen buraya geçelim. Evet, ben bunu hediye almışım da oraya işte emniyet olarak koymuşum. İlk tercüme Besim Atalay'a ait. Bildiğiniz o ünlü 3 ciltlik tercümedir. Bir de indeksi var. 1936'larda başlamış, 40'ın başında tamamlanmış. Bu tercümenin iyi yönleri, kötü yönleri her eserde. İyi demeyen bile eksik ya da hatalı yönleri var. Ama bu başka bir şey. Zamanla aşılar verilen bir şey. Zamanla kastettiğim bir örnek vereyim size. Herhangi bir Arap harfli tarihi metni okumanız için özellikle 13. yüzyıl öncesi ise ya da 14. yüzyıl öncesiydi o kelimeyi okumanızı sağlayacak modern dillerin sözlükleri olmalı elinizde. Divan-ı Lügat-ı Türkiye doğru okuyabilmek için orada yazılı B harfinin B'nin P'nin olduğunu anlayabilmemiz gerekir. Vav harfinin U mu, O mu, Ü mü, Ö mü bunu anlamak gerekir. Bu tek başına bize bizim Türkçemizin bir faydası olmaz. Tek başına bizim Türkçemizin faydası olmaz. Tek başına Çağdaş Uğurcan'ın da faydası olmaz. Çünkü bu ülke Uygurların tam doğrudan değil Mahmut Kaşgari'ye devamlı. Çünkü eski Uygurlar, Budist Uygurlar Turfan'dan başlayın, Beşbal, Turfan o bölgeden Hotel'e kadar uzanıyordu. Onlarla Çağdaş Divan-ı Lügat-ı Türk'ün yazarı Mahmut Kaşgari Çağdaş. Kaşgar bölgesinde. Kaşgar bölgesi Budist olmayan tek Uygur bölgesi oldu. Daha doğrusu Türk dilli bölge. Çünkü onlar kendilerine Uygur demiyordu. Ve araları hiç de iyi değildi. Hemen oradan bir şiirle de bunu aktarayım size. Yine İvan-ı Lügat ne söyler demesek Müslüman Uygurlar bu bizim Budist Uygurlara bayağı bir eziyet etmişler. Bunu da söyler İvan-ı Lügat. Şiir şöyledir. Kendi içine olurum. Ilas olup keştimiz. Biraz devam eder. Ilak, bununki bildiğiniz İli Irmağı. İli Irmağı ilginçtir. Uygurlar İli diyor ama Kazaklar'la duyduğunda İli diyor Kazaklar. Demek ki Ilak'ı belki de İli okumak gerekir ve Kazakça'yı destek almak gerekir. Uygurca'da belli durumlara göre ortada kalan ünlünün daralması da söz konusu. Çekim'deki İli herhalde İli'ye dönüşmüş olmalı Uygurca'da. Kısaca söyleyecek olursam Kazakistan tarafından, İli'nin Kazak tarafından kayıklara binip Müslüman Uygurlar İli'yi geçmişler, İli'nin öbür tarafı yani doğrusu Budist Uygurlara ait. Onlara saldırıda bulmuşlar. Saldırı şöyle devam ediyor. Burhan evi yıktımız, Furhan üzeri sıçtımız. Tam böyle. Burhan evi tam Türkçe bir ibare tapınakları ifade etmek için buna benzer ifadeleri Karenci'ye kadar bulabiliriz. Karacalar dahil mabet kelimesi yıkı, yani ıduk ev, kutsal ev demektir. Burhan evindeki ev, biz bildiğimiz ev kelimesi, ikamet. Burhan da bildiğiniz gibi Buda'dır. Arapça Burhan ile aman karıştırmayın. Bu Burhan, Çince, Eskürtçe birleşik bir kelimedir. Bur, Buda'nın Tang dönemi Çincesine ait telaffuzudur. Han da Türkçe kelimedir, Burhan. Bunu Burkan diye de okuyabilirsiniz. Bugün Tuvalar'da ve Moğollar'da hala devam eden yaşlarında kirli. Burhan evini yıktınız. Furhan yüze sıçtınız. Furhan ile Burhan ile arasında ayrım yaratılmış. Ben Çince karşılıklarından da baktım. Çince karşılığı dediğim bu iki kelime Çince'de de geçer. Çince karşılığı olan eski Urca kelime metinlerde geçer tam ifadeyle. Furhan ise resim, heykel, sanat eseri için kullanılmış. Divan-ı Lügat. Halbuki köken olarak, yani etimolojik olarak aynı kelime. Ama manası Budist resimler, duvar resimleri, heykeller bunları kastetmek için kullanmış Mahmud el-Kaşgari. Onların üzerinde pislettik diyor. Çünkü dini olarak bir saygıları yok Budistlerin eserlerine. Kafir olarak görüyorlar. Bugün dahi yine biraz uzaklaşmış olacak buradan. Uygur özel bölgesinin en kuzeyinde yaşayan Budist Tuvalar var. Tuvaların yaşadıkları köyler karışıktır. Kendilerinin çoğunlukta olduğu iki köy olmaktadır. Bazı köyler Kazaklarla karışıktır ve onlarla da çok kapır. Kazaklar onları tanımlıyor, kapırlar. Kapır. Yani kafir. Bir de Budist
Kırgızlar da var, Ürümçi'nin biraz kuzeylerinde. Onlar da aynı şekilde anılıyor. Kapır Kızlı Kırgızlar, yani Kafir Kırgızlar. Bunlar da varmış. Yani bizim Müslüman kaynaklar ve Müslüman Uygurlar, Müslüman olmayan Türk dilli Uygurları veya Budistleri pek sevmemiş. Eskiden de bugünler. Tekrar konuya geldim, tercümeye. Bu tercümeyi yaparken Besim Atalay tabii ki Osmanlıca'yı biliyor, iyi bildiği değil Osmanlıca. Sonra Arapça, Arapça parçayı bilmesi. Ama öte yandan William Randolph'un 4 ciltlik ünlü sözünü çokça iyi kullanan birisi. Bütün çevresinde notlarında William Randolph'tan notlar vermiş. Transkripsiyon alfabesi iyi kullanışlı bir alfabe değil ne yazık ki. 1936-38 yıllarında matbuatı bu kadar ilerlediği bir dönemde bugüne bak, göre tabii çok eski. Bir sesi tek bir harfle karşılamak gerekirken bazı kendilerince kolaylıklara kaçmışlar. Mesela Eskifçe'nin D sesi belli ki divan-ı gerçekte değişim süreci başlamış. Bu sebeple Zen, Ren ile yazılmış. Bu Zen'i ifade etmek için Besim Atalay her zaman DH ile yazmış. Bunu zikretmenin sebebi bir Türk olarak bunu bilir. Bunun farklı bir D olduğunu bilir. Kimisi bunu alt noktada D'ye çevirir, kimisi altı çizgili D'ye çevirir. Ama tarihçi bir arkadaşımız divan yuvarlıktan alıntı yaparken hep karşılaştığım bir örnek. Adı kelimesini aktarsa adı hı diye yazıyor. Ve bunun ad hı, dh ile kurduğunu düşünüyor. Halbuki dh diye bir ses, öyle bir birleşik ses Türkçe'de yok. Sondaki r'yi de art damaksı g'yi, yani art ünlüde, kanın ünlüde yazılan, kayın ile yazılan harfine yumuşak G ile göstermiş. Evet, o da yumuşak G olabilir ama Edvide'deki G ile aynı olacak bu. Bu ikisinin arasında bir ayrım göstermek zor. Biz bugün noktalı G ile gösteriyoruz. Belki o olsaydı daha iyidir. Bu tür benim kısa farklı bakışım var Besim Atalay'ın tercümesine. Bunlar söylediğim 1940'lı yılların Türkoloji bilgisiyle yazılmış hazırlanmış bir çeviri. Türkiye'de neler yapılmış o zaman için? Bir tıpkı basın yapılmış. Hocalarımız çok iyi bilirler. Tıpkı basını anlayacağım, evet. Bu tıpkı basın berbat bir tıpkı basındır. Kullanılmaz, çok kullanışsız bir tıpkı basındır. Yani ben öğrenciyken almıştım. Simsiyah bir tıpkı basın. Bir sayfaya 2 tane resim koymuşlar. Zaten küçük, okumak zor. Üstelik de tıpkı basın siyah beyaz, berbat bir şey. İmkansız okumanız. Sonunda da bir cep yapmışlar, 40-50 sayfa cep ilave koymuşlar okunamayan simsiyah sayfalar için. Bütün araştırmacılara gerçek bir işkence. Başka çare yok, bir tane yazma. Hiç kimse ikinci bir müsaaya bakıp kontrol edemez. Mesela 13. yüzyıla kadar Türkçenin etimoloji sözlüğü, isimli sözlüğü yazan Sir Gerard Clason bu yazmayı kullanıp divanı baştan sona düzeltmiş. Divan-ı Bülertürk'le ilgili en ayrıntılı, en ciddi ilk düzelti budur. 1972'de yayınlanan Clauzon'un 13. yüzyıl öncesi Türkçesinin etimolojik sözlüğü isimli eseridir. O baştan sona Arapçasından okumuş ve düzeltmiş. Clauzon 1916-17 yıllarında Basra tarafında görev yapmış bir İngiliz askeri. Bu sebeple Arapçayı çok iyi bilmesi, Osmanlıcayı da çok iyi bilmesi, rahatlıkla okuyup düzeltmiş. Bir şey daha var şimdi burada yer vereceğim belki. Çünkü resimlerinde de bulunuyorum. Besim Atalay'dan sonraki en önemli çeviri 1982'de yayınlanmaya başlayan 3 cilt halinde yayınlanan. Gerçekte çevirisi 2 cilt, indeksle birlikte 3 cilt. Denkov ile James Kelly'nin çevirileridir. Onlar da bunu kullanmak istemişler ve bu tür kullanımın kullanışsız, yararsız olduğunu görmüşler. İstanbul'a gelmişler, buradan yeniden mikrofilm almışlar. Onların yayınladığı tercümenin sonunda eski usul siyah ya da beyaz mikrofilm vardır. Şimdi teknoloji o kadar gelişti ki veya değişti ki bu mikrofilmi okutacağınız cihaz bulamazsınız. Teknoloji o kadar hızlı gelişiyor. 1982'de yayınlanan kitabın sonundaki filmi okutacak cihaz üniversite kütüphanemizde belki vardır ama hangi depoya kaldırılmıştır? Her üniversitede var bunları okutacak cihaz. Tıpkı basına sonra yine gelirim. Tekrar bir gerildeyim. Türkiye'de güzel bir çalışma yapılmış. Yine Dil Kurumu'nun yayını 1957.
tehlikeli için Cem hocamızın rahmetli yakın zamanları tarttı. Cem hocamızın babası Arap harflerine göre dizilimini yapmış. Bu bizim için yararlı. Elif, B, T, S sırasına göre. Çünkü Divan-ı Lügat'ın Elif, B, T, S sırasına göre hazırlanmış bir sözlük değil. Ne kadar sık kullanırsanız o kadar aşina olursunuz divanı. Aslını kastediyorum. Yoksa divanın aslını kullanmak o kadar kolay bir şey değil. Elinizde indeks olması lazım. Niçin? Kullanan hocalarımız bir. Önce tek hecelilere göre hazırlanmış. Sonra iki hecelilere göre. Sonra üç hecelilere göre. İşlemelerine göre değişmiş. Kendi içerisinde bir düzeni olan ve 11. yüzyıl Arap dil bilim ekolüne göre hazırlanmış bir çalışma. Bağdat'ta Arap dil bilim ekolüne göre hazırlanmış. Yani Bağdat'ta bir ekol var. O ekolü izlemiş. Kendi içerisinde tutarlı, zamanı için uygun bir çalışma. Ama biz iki şey biliyoruz. Ya ABC olacak bizim için sözcük, ya BTS olacak. Bu zorluğu bildiği için, devrildiği için çok kullanışlı bir insan hazırlanmış. Bu dizimle ilgili başka katkılarına konu göre dönerim. Tıpkı basını söylemiştim. Burada Robert Denkoff'la James Kelly'nin tercümesini görüyoruz. Dediğim gibi iki cilt mana açısından çok önemli, tercümeler açısından. Buradaki tercüme çok çok önemli. Dikkatli yapılmış bir tercüme. Orta Türkçe'yi çok iyi bilen ve Karahanlılar üzerine bildiğimiz en iyi tarih kitabını yazan, tabii şu an yeni çalışmaları var da, 1950 diyelim, tam 50'ye denk geliyor galiba, 1950'lerin ortasında, Omanyan Pritzak, Pritzak'ın gözetiminde yazılmış. Omanyan Pritzak, Karahanlı tarihi yazan hocamız, Göttingen'de doktora tezi, ben o tezide gidip gördüm, ne yazık ki o tez yayınlanmıyor. O tezin, yayınlanmaya tezin, bizle ilgili kolay tarafı şu, Milli Eğitim'in adı İslam Antikopedisi'nde, o 13 Milli Eğitim Antikopedisi'nde bu tezin önemli bir bölümü aktarmıştır. Yani sayfaya yakın, eğer doğru hatırlıyorsam. Bazı dizgi hatalar olmuş, önemli hatalar olmuş, biraz kızmış buna, bu duruma Pilsak. Neyse, kısaca söyleyeceğim. Pilsak gibi Karahanlıları çok iyi tanıyan bir hocanın gözetiminde yapılmış bu çalışma. Bu çalışmanın özelliği, iki cilt tercüme, üçüncü cilt indekstir. İndeks etimolojik bir indekstir. Şimdi vaktimiz olursa oradan da bölümler göreceğiz. Yapılması gereken birçok işi aslında bu indekste yapmışlar. Neler yapılmış? Diyalek kelimeleri çıkarttırmış. Oğuzların kullandıkları ya da diğer çivillerin kullandıkları, yemeklerin kullandıkları kelimeler ayrı ayrı çıkarttırmış. Biraz erken söylemiş oldum. Bundan başka biraz önce değindim. Albert Thoma gibi şiirler ya da Uygunlara karşı yapılan seferi anlatan şiirler veya atasözleri yoktu anlaşılmadı. Hepsi tek tek sözlüğün sonunda yer alır. İşte ilk kullanışlı taksim ne budur? 1990 baskısı renkli. Kültür Bakanlığı'nın yaptığı bir yayın. Bütün Divan-ı Lügat araştırmacılar için en büyük hizmet bu. Kültür Bakanlığı böyle işler yapmalıyım bilince ve yapmış. 1990, kaç yıl önce? 28 yıl mı? 28, evet. 28 yıldan sonra 2008'de bir tıklı basın daha yaptı. Kültür Bakanlığı. Bunları tam düzenleyelim, ona sonra yer vereceğim. Bunu da Şaban Bey, Şaban Kuzgun, Şaban Kurt. Çağrı yayınlarındaydı. Çağrı yayınlarının sahibi Şaban Bey. Bir yayınlığı sahibi nasıl böyle bir şey hazırlar? Kendisi ilahiyatçı, Arapçayı biliyor. Çok güzel, çok kullanışlı, yaklaşık 250 sayfalık bir indeks hazırlamış. En indekslerden birisi bu. Tehlif içinden sonra yapılan indeks. Ve bu indekslerin sonuna da okuyamadığı, sorumlu gördüğü kelimeleri de ayrıca tek tek koymuş. Bu 2008'de yapılan faksimledir. Şu anki gördüğümüz faksimlerden daha da iyi. Çünkü burada bazı küçük karışıklıklar olmuş sayfalar. Baskı kalitesi de bundan çok daha yüksek. O da bitmiş. 2008'deki tıpkı basına bitmiş. Kültür Bakanlığı Yazma Eserler Genel Müdürlüğü diye yeni bir müdürlük kurulmuş. Bildiğiniz gibi epey bir tıpkı basın yaptı bu müdürlük. Gündemine Divan-ı Lügat Türk'ünü almış. 2018'de bir tıpkı basın daha yayınladılar. 2008'dekiyle baskı kalitesi aynı. Yani
tertemiz bir tıklasın. Ben gidip göremedim ama meraklı olanlar Süleymaniye tarafına gidebilir. Orada Kültür Bakanlığı'nın yayın satışı varmış. Epey de indirimli satıyorlar. O kitap için değecek. Fazla pahalı olan bir rakam. Yani meraklısı için söylüyorum. Yakında, kolayda. Ben o baskıyı da aldım. Çünkü her baskının ayrı önemi var. Ha, bu 2018 baskısının önemi nedir? Mustafa Kaçar'ın hocamız çok uzun olarak bütün hikayeyi, bulmuş hikayesini, Ali Emirli Efendi'nin başından geçenleri, nasıl satın aldığını, Kilis-i Rıfat'ın nasıl baskı yazdığını, sonra gazetelerde çıkan yazıları hepsini gelmiş, girişe koymuş. Bu tür bir farklılığı yararı var bu baskının. Tekrar bizim hocalarımızın, Uygur hocalarımızın baskısına gelelim. Burada onu görüyorsunuz. Türk'ün Tiller, Tiller Divanı. Divan-ı Nibat-ı Türk. 3 cilt bir yayındır bu. İndeksi yok, tercüme. Bunu büyütebilir miyiz? Göre yeterince büyük. Madde başı olarak görüyorsunuz. Latin şey, Arap harfli ve hemen yanında da 1982'ye kadar kullanılan Uygur imlasıyla transkripsiyonu var. O transkripsiyona da ilaveler yapmışlar okunanın mesela sağlamayacak. Divandaki Türkçe kelimelerin Latin harflerinde transkripsiyonlarını yapmışlar. Arap harflerinde de tercümesini, Uygurca, çağdaş Uygurca tercümesini yapmışlar. Bu kitap bitti. Bu kitap bittikten sonra bundan 10 yıl kadar önce 3 cildi, 3 cildi renkli olarak yeniden bastı. Daha güzel, yeni bir baskıyla oradan da birkaç resim yer alacak. Bir taraftan onu yaptılar, bir taraftan Türkiye'li tıpkı basıma, tıpkı basımına tercüme yan yana koyarak yayınladılar. Biz henüz Türkiye'de bunu yapmadık. Büyük boy, Türkiye'den aldıkları tıpkı basımı koymuşlar, renkli, hemen yanı başında da tercüme koymuşlar. Bu meraklı kullanıcı için, Arapçası olmayan kullanıcı için çok çok yararlı bir çalışma. Uygurcası. Burada Çincesi var ama bu Çince tercüme Uygurcasına dayanıyor. Biraz düzelti gerekiyormuş bu Çince tercüme, biraz düzelti gerekiyor. Çince okuyanımız var mı? Neyse, buradaki ilk kelime Türk, sondaki C-C-A Türkçe ama bu Türkçe Göktürkçe için kullanılan kelime. Yani Köktürkçe, Eskirtçe için, Tuğçiye'nin Eskirtlerinde için kullanılan kelime. Sonra das diyen büyük sözlük, bu kadarca da biliyorum. Divan için güzel inceleme kitapları vardır. Bu gördüğümüz kitap çevrildi mi çevrildi mi bilmiyorum. Ne çevrildi ne çevrildi aşamasında tam bilmiyorum. Çünkü Triyaslı hocamızın kitapları Türkiye'de bayağı iyi biliniyor. Eskiklerde Ölü Gömme Aletleri isimli kitabı çevrildi, onu biliyorum. Bu çevrildi mi tam bilmiyorum. Bu da benim gördüğüm en iyi incelemelerden birisidir. Divan-ı Lügat-ı Güzel'e. Çok yönlü, her yönünde inceleyen bir çalışma. Triyaslı hocamız bugün emekli başrolde. Dil Kurumu dergisi bir cildine bundan 1971 galiba kaç yıl oluyor işte 70'lerin başında divan ayrılmış. Bu Özbekçe çevirisidir. Türkiye dışındaki ilk ünlü çevirilerin birisi bu. Özbekçe çeviri bir taraftan özgün yönleri de var ama bir taraftan da resim Atalay. Çoğunlukla da Atalay'ı takip ediyor. Farsça tercümesi de var. İki tane bir türlü Farsça tercümesi. Ben buraya bir tanesini koydum. Yine bir inceleme. Divan-ı Lügat-ı Türk bildiğiniz gibi her açıdan kaynağı. Bu inceleme sadece Divan-ı Lügat-ı Türk'teki hayvan adlarıyla alınmış. Türkoloji çalışması yapan, yani tez yapan öğrenci arkadaşlarımıza, dil çalışması yapanlara, tasnifli işler yapanlara en çok gerekli kaynaklardan birisi. Aynı yazar, botanik terimlerini de ele almıştı, uzun bir makaleydi. Biraz önce sözünü ettiğimiz proje çerçevesinde onların da tercümesini yaptık. Hepsi hazır ama bir türlü neşir işi tamamlamadı. Yani redaksiyon işi var, bir de destek işi var. Destek bulmak o kadar kolay değil. Bildiğiniz gibi bizde hükümetler devam eder ama hükümet içi değişiklikler olur. Size söz verirler, sonra o hükümet içi değişiklikte bakan yerini değiştirir, size verirler, söz de gider. Böyle oldu bizim projemizde. Ne yazık ki böylece kaldı. Burada Kazakçasını görüyorsunuz. Kazakçası bir iki kez tekrar basıldı. Evet, kısaca bu kadar. Konuşmam değil. Bu kadar.
eksiği ama öyle birer. Divan-ı Mülatif bize ne söyler? Mesela Divan-ı Mülatif şunu söyler. Uygurlar Türklerden farklı bir alfabe kullanır. Görünmüyor mu? Açıkladık bir şey. Siz görmüyor musunuz? Görünmüyor mu? Resim de görünmüyor. Teknisyen arkadaşımızla bir galiba. Ekranı görüyor musunuz? Ekranı siz görüyor musunuz? Kusura bakmayın, ben aslında hiç bilgisayarlaştığını sevmiyorum. Bu PC'ler pis bilgisayar var. Ben kendi mekimle devam etseydim daha iyiydi. Çok şükür, sağ olun, teşekkürler. Evet, Divan-ı Mülatif'in bize söylediği birçok şeyden önemli. Hem tarihi, hem etnolojik, hem de linguistik verilerden birisi. Türklerden başladık. Uygurların kendilerine has bir alfabesi vardır. İşte budur diyor. Eğer bu Divan-ı Mülatif bulunduğu yıldan 10 yıl önce bulunmuş olsaydı, Türkolojiye çok daha büyük katkısı olacaktı. Sebebini söyleyeyim. İlk Uygurca metinler 1902 yılında bulundu. Turfan seferleri sırasında, Almanlar yaptı Turfan seferleri sırasında. Tabii ki Uygur alfabesini kolay okuyup anladılar. Bir, ellerinde Soğut yazısını biliyorlardı, Nesturi yazısını biliyorlardı. Ve daha da ötesi Moğol yazısı mevcuttu. Moğol yazısına bakarak rahat anlıyorlardı ama Moğol yazısı %100 olarak Uygur yazısıyla örtüşmez. Mesela Moğol yazısında Z harfini bulamazsınız. Çünkü ses yok. Z olmadığı için Z sesi Z harfi de olamaz. Basit anlatayım. Ben bir hatta Moğol hanıma adımı yazdırmaya çalıştım. Telaffuz ettim ve Uygur yazısıyla da yazdım. Ölmez diye. Anlayamadım yani. Ne demek? Z değil mi? Adımı en sonunda Ölmeç diye yazdım. Çünkü en yakın bildiği sese ve harfe yaklaştırdı. Ölmeç diye yazdım. Yani Moğol yazısıyla Bugut yazısını çalışmaya gittiğimde Bugut Müzesi'nin önünde bir hatta tanım vardı. Fırsatı bilip kendi adımı yazmıştım. Çünkü kaligraflık başka bir şey, patlatlık. Kendi yazınız başka bir şey. Vakit kaybetmeyin. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde işte Z mesela, Z burada çok güzel gösterilmiş. Bütün eski Uygur harfleri tek tek Arap yazısıyla gösterilmiş. Çok açık seçik, anlaşılır bunlar bizim için. Tabii ki Budist Uygurların Turfan'da yazdığı yazıların birebir tam karşılığı değil. Çünkü her yazarıyla yazı değiştirilir. Budist Uygur metinlerin 9. yüzyıldaki hattı farklı, 11 farklı, 13 farklı. Ama hepsi aynı harfler. Tıpkı şöyle düşünüyorum, gotik harfler de var. Şimdi kullandığımız Times New Roman diye bir harf çeşidi var. Bunun farklılıklar. Bir taraftan bize Uygurların farklı bir alfabesinin olduğunu gösterir. Başka taraftan neyi anlatır? Buradaki harita olsaydı, haritayı gösterebildi. Türk toplulukların nerelerde yaşadıklarını tek tek gösterir, anlatır. Arapça karşılığında. Nasıl? Size zaten dedim de bilmiyorum. Diğeri kaydırmasın. Tek görebilirsiniz her şeyi. Az el Hicaz, burada görüyorsunuz. Kimler de oturur. Tek tek Türkler ve Türkler haricindeki. Yecüc Mecüc'ler dahi burada gösterilir. Yecüc Mecüc. Tam yerine şu arada birilerinde olacaktı. Sağ üç köşede. Tamam, evet. Tek tek hepsi burada var. En üstte bir yer var. Cevarka diye okunur veya Cayarka diye mümkün. Kimileri şöyle düşünür. Bu en üst, en uzak. Burası da olsa olsa Japonya. Japonya diyenler de var. Ama ne kadar hakikat bunu göstermek zor. Çünkü Japon olsaydı Japon, Nippon, Nihon
sondaki R'den dolayı Japon'a bağlamak biraz zor. Kendi resimlerini anlatayım. Bu gördüğünüz iki tane tıkı basım, sözünü ettiğim iki ayrı tıkı basım. Sağdaki 2008 tıkı basımı, soldaki 2018 tıkı basımı. Çünkü Divan Dünya Türk'ün kendi bir cildi var, cilt kapağı. O cilt kapağını kopyalamışlar. Tabii o cilt kapağı da orijinal değil. Zaman içerisinde tahmin edilmiş, şey edilmiş. Ama olsun, şu aklımızdaki cilt kapağı neyse onu göstermeye çalışmışlar. Divan Dünya Türk'ün her ikisinin de içi tam Osmanlı usulü cilt kapağı halinde dönüştürülmüş. İlk sayfası, kaydedildiği ilk sayfa bu şekilde hepimiz biliyoruz. Fazla uzak değil, şöyle 300 metre uzak Divan Millet Türk. Ali Emre Millet Türk Kalesi'nde. Bu Şaban Bey'in, evet Şaban Kurt'un hazırladığı fasilinin kapağı. Burada görüyorsunuz. Sözüm ettiğim indeks buradadır. İçindekiler diye başlar. Çok ayrıntılı bir indeks. Bizim için yani baştan sona Arap harfli Türkçe kelimelerin indeksidir. Şu an var mı, bulunabilir mi bilmiyorum. Görüyorsunuz burada. Avlandı. Evet, mesela bunu açmıştık. Burada avlandı çıktı karşımıza. Bu uzun bir ünlü olmalı ki avlandı. İki tane elif kullanmış. İvan Güler bize ne söyler dersin? Evet, şunu da söyler. Türklerin dilinde uzun ünlüler de varmış. Uzun vokaller de varmış. İlkokullarda biz şöyle öğreniyoruz. Türkçede 8 ünlü vardır veya 8 sesli vardır. Türkçede uzun sesli, uzun ünlü yoktur. Bu ünlü Türkçede yok, bu doğru. Ama eğer genel Türkçe konuşuyorsak, ki artık Türkiye bir bütün olduğu şey gibi değil, fazla Türkiye'nin ibaret düşünmüyor. Diğer Türk halkları, diğer Türk kaynakları, onların dilleri üzerinde konuşuyor. O zaman genel Türkçe veya ortak Türkçe diye bir ifade koyup, bir iki cümleyi daha açıklayıp sonra bizim Türkçemize geçelim dedik bana göre. Kaldı ki bizim Türkçemizde dahi bir iki kelimede bu uzunluk kalmış. Nasıl kalmış bilmiyorum ama vurguya mı dayanıyor, neye dayanıyor bilmiyorum. Tek bir örnek vereyim Ferdi Tayfun'un şarkısından. Ya derler. Ya derler denildi. Oradaki yat uzun ünlüyle tarihi metinlerin büyük çoğunluğunda uzun ünlü gösteren harfle işaret edilmiştir. Yat diye. Yabancı anlamında. Burada da avlandıda görüyorsunuz. İkincisi ne söyler bize? Türklerin V'si ile Arapların V'si aynı ses değildir. Derler, düşünürler ve üç noktalı F veya üç noktalı kaf ile gösterirler. Yani Mahmut Erkaçları böyle göstermiş. Bir tek telaffuz konusu biraz, telaffuza ilişkin tanımlama biraz eleştirilebilir. Hep şöyle deniyor, Divan-ı Lügat Türk'te çift dudak V'si var, yani V gibi. Türklerin dilinde V yok, tam tersi. Arapların dilinde bu V var galiba, değil mi? Türklerin dilindeki V gayet düzgün, normal bir V. Bugünkü Türkmence hariç, hiçbir Türk dilinde farklı bir V bulamazsınız. Türkmence'nin durumu bambaşka, kendi içerisinde tek özel edalim var. Bu açıklamada bir çelişki var Divan-ı Lügat Türk'te. Belleten'de bununla ilgili uzun bir yazı yazdım. Dil kurumu belirtilerinde bununla ilgili uzun yazı var. Yani kısaca bu indekse bakacak olursak benim gördüğüm en değerli indekslerden birisidir. Bir araştırmacının elinde mecburen biraz para yatıracak. Her iki divanda bulunuyorduk. Her iki faksimleri. Çünkü bunda şey var, ayrıntı indeks. Ötekisinde ise Mustafa Hoca'nın hazırladığı gerçekten işin tarihini anlatan bir giriş var. İlerliyorum. Şaban Bey'in notları bunlar. Neyi anlatmış Divan bize? Evet, ilk kez. Özellikle biz Türkler, yani Oğuz Türklerini ilgilendiren bir kısım. Hiçbir Türk kavminin geçmişteki boyları tek tek bilinmez, sayılmaz, damgaları bilinmez. Bizim yani Oğuzların sayısı tarihte bazen 10'dur, bazen 9'dur, bazen 8'dir. Eğer eski Türklerden kalma bölgelere bakarsak 9 Oğuz'dur. Yani 9 tane kavram ibarettir. Türklerden sonraki yönetim, Uygurların kaynaklarına bakarsak sayımız bir aşağı gider. Demek ki birisi erimiş kaybolmuş, diğer kavramlara geçmiş. 8 Oğuz çıkar karşımıza. 8 de var. 350 yıl Oğuzlardan bir haber yok. 1074'ler, 750,
kaynaklara geçelim. 250 yılı geçer. 250 yıldan fazla Oğuzlar hakkında bir bilgi yoktur. Çünkü Oğuzlarla ilgili yegane bilgimiz 8. asır için. Biraz Çin kaynakları Cimşi yani Tokuz kavim diye geçer. Biraz kendi Türk kaynaklarımız Önik Yazılar, ikincisi budur. Üçüncüsü de Arap seyyahlarından ne kaydedilmişse. Ondan sonra fazla bir bilgi yok. Ta Divan-ı Lügat Türkiye'ye gelene kadar. İlk kez Divan-ı Lügat Türk'te sizin çok iyi bildiğiniz durumunuz 24 Oğuz damgası. İlk kez burada yazılır. 24 Oğuz boyunda ilk kez burada söz edilir. Bütün kaynaklar bu dönemden sonra, 1074'ten sonra gerçekte Divan-ı Lügat Türk'te değerli var. Gerçekte bunu görmüşler. Ama sonra divan bir yolla kullanımdan kalkmış, ulaşılmaz olmuş. Hangi kaynak var? Camit Tevarih var. Camit Tevarih'teki bilgiler buraya gelir. Damgalara varana kadar Reşit İbni Fazlullah aktarır bu bilgileri. Bundan başka Uygur yazısı, eski Uygur yazısının harfleri, birleşimleri tek tek gösterilmiş. Bunlara yer verilmiş burada. Şaban Bey sorunu gördüğü kelimeleri çok akademik bir şekilde bir araya getirmiş, sona koymuş. Bu çok iyi bir yöntem, tavır. Bunu koruması çok iyi. Bu yeni baskının kapağı. Bunlar vakit alınca şeyler. Geçelim. Divanla ilgili neler yapıldı Türkiye'de? Bir tanesine yer vereceğim benim kadar. Divan-ı Lügat Türk'teki kelimelerin grameri söz yapımı. Yani isimden isim, isimden fiil, fiilden fiil, fiilden isim olarak benim bildiğim tek çalışma İpek Almayı, İpek Bilgen. Bu çalışma basılamamıştı. 1989'muş tamamlanıyor. Talat Bey'in gazetinde yapılmış bir çalışma bu. Mustafa Bey, Mustafa Kaçan'ın bu çalışmanı niye basılamadı derler sordu. Ben de hazırdım, ben hazırladım. Ben Word'de hazırlamıştım. Bir konuyu aktardım. Herhalde yakın zamanda basılır. 2019'da basılacağını sanıyorum. Ne yazık ki bu çalışma Marcel Bey'in, Marcel Erdoğan'ın önemli Word Profession'ı göremeden, kullanamadan yapılmış bir çalışma. Onu görmüş olsaydı İpek Hanım daha dayanıklı olacaktı, daha iyi olacaktı, daha güçlü olacaktı. Burada görüyorsunuz bu çalışma iki hocamızın, Doğan Aksan ve Talat Tekin'in Adam Bey'in bildiğiniz bir jürisinden geçmiş. Uygulayan biraz önce sözünü ettim, renkli baskısı budur. Çok güzel kapak içerisine koymuşlar, 3 cildi bir araya getirip renkli olarak basmışlar. Şimdi gördük. Gazi Ahmet'in yeni tasavvuru bu. Mahmut Kaşgari'nin 2008 yılındaki tasavvuru böyleymiş. Gazi Ahmet ve Rahmetli'nin. Kitabın içinde bu şekilde görebilirsiniz. Cenk Bey. Bunu nasıl yükleyebilirim? Evet. Daha yakın görebilmeniz için. Farklı renkler kullanıp kullanım kolaylığı sağlamışlar. Hiç fırsattan kaçmamışlar. Kırmızı var, siyah var, yeşil var. Her birinin ayrı bir işleri var. Burada Arap harfleriyle Karahanlı Türkçesi veya Orta Türkçe kelime bert, berin. Sonra tam uzun Uygurca açıklaması ve sonra da varsa tam ses tekli. Bırt, bırt, bert. Daha doğrusu bert okunmalı. Yani. Bu sözü ettiğim gibi 1000 sayfaya yakın, 1000 sayfalık. Hepsi tek çizgide hazırlanmış. Diğer resme geçmek istiyorum. Bu kitap içerisinde ilgin resmi yerine verilmiş. Evet, yeni bir çeviri daha var. Bu yeni çeviriye de değinmiş olayım. Rusya'da daha bu yıl yayınlandı. İki cilt halinde hazırlanmıştı. Bu yıl değilmiş, pardon, özür dilerim. Ben şimdi kullandığım için 2016'ymış. İki cilt halinde. Yok. Üç cilt demişler ama ben iki cildini gördüm. Üç cilt halinde demişler. Ben de iki cildiler. Demek ki üçüncü cildi başlayalım, özür dilerim. Üçüncü cildi yeni yayınlandı çünkü 2018, doğru. Bunu Rustemov isimli Özbek bir hocamız hazırlamış. Hoca vefat etmiş. Hoca vefatından sonra burada adı olacak Igor hocamız. Igor Polish yayını hazırlamış. Çünkü tek kişinin önüne geçtiği için
uzun süre almış. Yeni özgün Rusça bir tercüme. Rusça'da hiç yoktu. Divan Lugatif'in tercümesi. 2008 yılında Kazakistan'da yayınlanmış bir çeviri vardır. Divan Lugatif'in çevirisi. Ama hazırlayanların her ikisi de Türkolog değil. İki Arabist yapmış. Arabist bir halın Kazak ile Arabist bir Hollanda birlikte hazırlamışlar. Tercüme güzel. Rusça'ya çevirilmiş. Ama transkripsiyonlar bizim için kullanışsız. Neredeyse transliterasyona yakın. Çünkü Türkolog olmadıkları için karar veremedikleri ü, ö, u, o, k, g hepsini transkripsiyona yaklaştırıp vermişler. Dolayısıyla pratik kullanımı güç. Tercüme kullanımı faydalı. Bu sebeple Rusya'da ikinci bir tercüme hazırlanmış. O da budur. Rusça tercümeden son tercümeleri verelim. Her ikisi de benim hocam olan iki kişiye ait. Ziyad Akkoyunlu. Ziyad Bey benim Osmanlıca hocamdır, rahmetli. Fatih Tepe de Osmanlıca hocamızdır. Ama tabii ki Iraklı, Kuzey Iraklı isimlerini de anlıyorsunuz. Arapçası çok iyiydi. Ahmet Bey ile birlikte yeni tercüme yaptı, tercüme ettiler. Ben öğrenciyken duyduysam ne diyor? 35 yıl önce duymuştum tercümenin başladığını. 2014'te din kurumuna yayınlanabildi. Yayınlandıktan hemen sonra arka arka iki baskısı yapıldı. Girişte divanla ilgili ayrıntılı bilgiler var. Çok uzun, bunları hiç anlatmama gerek yok. Meraklısı buradan kitap ulaşabildiğinde olduğuna göre açıp okuyabilir. Şimdi biraz da seni kapatayım. Biraz önce sözüm ettiğim Denkoh'un tercümesi budur. Bu son cilt. İndeksi. Etimolojik bir indeks olduğunu söylemiştim. Mesela ilmek diye bir kelime varsa bundan türediğini düşündüğü fiil geçer, ilmek gibi bundan türediğini düşündüğü ne kadar fiil varsa hepsine atlanmış. Kızlar şimdi bu okuyuşlarına değinmiş olayım bunu önüne açınca. Şu ana kadarki yapılan yayınların büyük çoğunluğu Denkoh'u izliyor. 1980 sonraki yayınlar. Denkoh ise o da bir çeşit transliterasyon yayını. İkinci yazıda diyelim ki kelimeyi ilmek, mek. Mek yazarken mim, elif, kef yazılmış olsun. Ki böyle. Üçte çizgi çizerek yazıyor. Mek diye. Böyle bir şey yoktur. Bizim dediğimiz ortak Türkçe'de, yani genel Türkçe'de, bütün Türk dillerinin hepsinin bittiği ortak Türkçe'de, ikinci yazıda uzunluğu bilmiyoruz. Elimizde hiçbir veri yok. Hiçbir tarihi metin, tarihi metinle kastettik, Unik harfi metin veya Uygur harfi metin ikinci yazıda bize uzunluğu göstermez. Günümüz Türk dillerinde, ki Yakupça başta olmak üzere, Yakupça da Türklenecek, ikinci yazıda uzunluk esasen yoktur. Kırgızca'da var. Niçin var? Büzünlüğe dayalı. Ortadaki bir uzunluğun kayboluşuna dayalı uzunluklar. Bunlar ikinci, asli değil. Ama ne yazık ki Denkoh'un çalışmasında ikinci, hatta üçüncü yazılarda çizgi var. Vokaller üstünde. Bunu Ziyad Bey ile Ahmet Bey'in çalışmasında takip eder. Onların yönteminde her uzunluk vokalinden sonra bir nokta koymaktır. Uzunluk vokalleri biliyorsunuz elif, vav ve ye'dir. Hepsini transliterasyon usulüyle gösterir. Bana göre bunların hiçbirisi gerekmiyor. Çünkü okuyucuyu zorlayıcıdır bu. Okuyucu böylesi durumlarda aslını görmek istiyorsa faksimile bakmalı. Transkripsiyon yayınında daha rahat olmalı. Uzunluk mevcut bilgilere göre sadece ilk izle gösterilmeli. Bildiğimiz ot ve oğut diyor. Aç ve ağaç diyor. Bu tür ikili biçimler, ikili farklılıklar. Yani karnı aç ve kapıyı aç. Ya da ateş ile yeşillik alanındaki ot gibi. Divan-ı Gatip'te Mahmud El Kaşgari bunları çok iyi ayırt etmiş. Çift, özür dilerim, çift elif veya vav ya da sadece hareket kullanarak. Bence Kaşgari'nin ilk gece uzunlukları bunlar takip edilmeli. Bunlar yeterli. Dolayısıyla buradaki ikinci gece uzunluklarını ben kullanıcıyı tereddüde sokan unsurlara olarak görüyorum. Mesela burada Barskan, Barskan, ikinci gecede uzunluk var. Bunlar bence olmamalı. Bu indeksin faydasını sonuna geldim ama bu sadece küçük bir fikir. Yoksa gerçekten büyük bir, muazzam bir iş.
çok yararlı bir yayın. Bunu da yine bizim rahmetli Şiyasettin hocamız sayesinde bu yayını görmüş oluyoruz. En sonunda gelirsem bize neler söylediğini aslında tek başına bu yayında gösterir. Bu yayında yatırır. Kolaylık olsun dediklerimizden. Bir, bu eserler özel isim geçer. Yer isimleri ve kişi isimleri burada görüyorsunuz. İşte demin söz ettiğim abla gelmişiz burada. Abu, one of our wings. Bizim köylerden birisi. Aslında kendi köyümüzü söylüyorum. Opal. Çünkü bu. O için. Bir tek elif olmuş. Kısa olduğu için şeyi koymamış, vavu koymamış. Bunun opal olması gerektiğini imladaki hataları Mir Sultan hocamız ayrıntısıyla yazdı. Ben de ondan aktarıp 2014 veya 2015'teki bir yazımda gösteriyorum. Burası çok net opaldır. Adı ayı kelimesinin buradaki köy ismi doğrulmuş. Tek tek burada yer isimleri, kişi isimleri yerlerince Argu bu şeyde çalışmada gösterilmiş. Bu çalışmada toplanmış ama divan-ı ibadetle yani kişi isimlerini görürüz. Yer isimlerini görürüz burada. Toponim açısından çok çok yararlı Türklerdeki. İki, neler varmış? Yersu adları. Yersu adları. Abdülak su, Erenur'un Yağma bölgesinde bir ırmak. Abdülak, onu da söyleyeyim. Bir kez Maidislik'te geçer, bir de divanda geçer. Çok yaygın bir kelime değildir. Türkçe'de nasıl karşılayacağız ben bilemedim. Çünkü ben de artık yeni nesil gibi oldum. Hayvan adlarını bilemez hale geldim. Yani hayvan adları, oğlakla kuzu arasındaki farkı bilmeyen bir nesil var, biliyor musunuz? Bilmiyorum. Oğlakla kuzuyu bilmiyorlar. Dünkü dersimde doktor öğrencilerinin devenin yavrusu, yani bunu aman arkadaşlarımız yanlış anlamasın, deve yavrusunu bilen bir tek kişi çıkmadı. Deve yavrusuna Türkler nedir? Yürüye geçemeyiz değil mi? Hem de en eski göçerleri. Deve yavrusunu bilen tek kişi yok şu an. Deve yavrusu bu iki Türkçe'ye göre olması gereken şekil boduk idi. Yok. Kazakları biliyor, Kırgızlar biliyor. Çünkü hala deve orada. Aydınlı öğrencilerimiz belki bilir der. Ama şu anki öğrencilerimizin büyük çoğunluğu %95'i deve yavrusunu bilmiyor. Abdülhamid ben nasıl çevireceğim? Açtığım sözlükler bana diyor ki antilop. Antilop nedir Türkçe'de? Bilmiyorum antilopu nasıl karşılayacağız Türkçe'de. Antilop olamaz ki antilop Afrika'ya özgü bir hayvan. Türkler arasında Abdülhamid ne olmalıdır onu bilmiyorum. İyi bildiğiniz bir göl. Bakın burada. İsik göl. Marslan'daki göl. Demek ki Türk coğrafyasındaki su adları, yani göller hepsi tek tek var. O ünlü bildiğiniz Afrasiyap, Arslan Tegin, hepsi burada. Üçüncü olarak demek ki kişi isimleri. Tek tek kişi isimleri mizahlar. Sonra astronomiyle ilgili, sıfatla, yani sağlıkla ilgili, zamanla ilgili, her tür genel anlamda coğrafyayla ilgili kelimeler burada geçer. Madencilikle ilgili kelimeler burada geçer. Hayvan adları söylemiştim tek başına. Havlanışı biraz önce kitabına bakmıştık. Bir kitap hazırlamış, tek başına. Tek başına ne kastettim kişi olarak değil. Sadece hayvan adlarını gösteren kitap var. O kadar zengin demek ki. Toplum hayat derisi terimler. Bunları tek tek divanı üretiyoruz. Hepsini bize divan üretir. Ama asıl başka şeylere geçeyim. Çok vaktinizi almıyorum. Şuradan bir tek şey okuyorum. Canlılar ve onlarla ilgili köyler. Tirilmek ve tirik. Yani dirilmek ve dirilmek. Yaşamak. Sonra ölmek. Ölmek ve ölük. Demek ki ölük kelimesi, bizim bugünkü ölü kelimesi tam buradan geliyormuş. Gerçekten de dua olarak böyle. Nefes. Nefes tınmış veya tinmiş. Bunu da hemen ilerleyeyim. Robert Lenkoff'un tercümesinde ı harfi hiç kullanılmamış. 8 ünlü var ama bu 8 ünlünün sayısı e ile e arasındaki ayrım yaptığı için. Ama ı ile i arasında ayrım yapmamış. Ben hocaya böyle bir imkan oldum. Sormuşum, niçin dedim ı kullanmadın hocam dedim.
Bu dedi bizim fikrimiz değildi. Ovalyan Pritzak hocanın fikri. Ve bu çevrede Ovalyan Pritzak'ın tek katkısı budur dedi. Biraz da kızgın bir şekilde. Pritzak ısrar etmiş, Karahanlı Türkçesinde, Esmeren Türkçesinde I ile İ arasında ayrım yoktur demiş. Bu da bir fikir tabii. Ama günümüz Türk dillerinde var. İki dil hariç. Vokal ünlü uyumlarının tamamı dışında olan bir dilimiz var. Hiçbir şey bilmem Çuvaşça. Tarihsel gelişim çünkü Çuvaşça'nın çok farklıdır. Diğer iki dil ise Çağdaş Uygurca ve Özbekçedir. Onun dışında her dilde I vardır. Kaldı ki Özbekçe'nin diyaleklerinde veya Uygurca'nın belli kelimelerinde I duyulur. Benim kulağım işitiyor. Bunu koymamış hocam. Tuzak tekrar edeyim. Bizim felsefecilerimiz biliyorsunuz ruh yerine tin kelimesini çok kullanırlar. Öztürkçe Cevik Cereyan'ıyla bu ortaya çıkmıştır. Bütün hayvan adları burada var. Yani değineceğim bir ya da iki konu var. Onları bulursam değineyim yoksa tamamlamak istiyorum. Çünkü vaktiniz doldu mu hocam? Ha iyi tamam o zaman. Yaklaşık sağ vaktim var demektir. Rüya dayalı olmanızı anlatabilirim ama örneksiz görürseniz daha iyi olacak. Yoksa hikaye anlatısına döner. Evet, burada. En güzel görmeden birisi. O dönemki Türkler arasındaki dil farklılıklarının hepsini ağırlıklı olarak da omuzlar omuzlar tek tek vermiş. Türk halklarının o dönemki hepsinin adını vermiş. Nerede olduklarını anlatmış. Şehirlerini vermiş. Hepsini burada bulabilirsiniz. Bizim için zor olan Kaşgarlı'nın zikrettiği kavimleri şimdi bilmiyoruz. Onlar kimdi? Bugün karşılığı kime denk geliyor? En iyi bildiğimiz biz, Oğuzlar. Diğerlerini bile Uygurlar ile bu Uygurlar mı şu anda? Bu çok zor çünkü Uygurlar da birleşik bir millet, yani farklı Türk milletlerini de içeriğine alıyor. Özbekler ve Uygurlar tam bir değil, birleştikleri noktalar var, ayrıldıkları noktalar var. Dolayısıyla Kaşgarlı'nın zikrettikleri arasında herhalde tam kesin diyebileceğimiz Oğuzlar var. O da biraz tabii ki yerlilerle karışarak çıkmış bugün görülen bir kavim. Tek tek ses özellikleri ayrılmış, gösterilmiş. Diyalek özelliklerinde kelimeler tek tek diye verilmiş bu çalışmada. Evet. Mesela bir iki örnek okuyalım. Oğuzlar adruk derken Çiviller adım demiş. Bugün bizim Türkçemizde olsaydı ayruk olurdu. Osmanlıcamızda var kardeşim. Adın kelimesinde ise eski Ülüce'de olduğunu hepimiz tek biliriz. Çok iyi biliriz. Ya da neymiş burada? Bugün yaşayan bir kelime. Oğuzlar açlık demiş, Türkler tarıl demiş. Halbuki biz Oğuzlar'da bugün darı kelimesini kullanıyoruz. Tarıl kelimesi devam ettiğinde tarıl olarak var. Ama o dönem böyle tespit etmiş. Bilmediğimiz kelimeler var. Eze demişiz biz, Türkler eke demiş abla ilme. Bugün ece gibi kelimeler var galiba değil mi? Ece diye bir kelime var. Eze, ece'ye çok yakın duruyor ama çok iyi bilmiyorum. Yine Türklerden, biz bal demişiz, burada güzel bir Türkçe kelime var, arıya. Çok güzel. Klausur'da bunu bulabilirsiniz. Bal biliyorsunuz, yayınlamadım ama ben rahat burada size aktarabilirim. Bal Türkçe bir kelime değildir. Moğolistan'da arı mı var ki bal bizim olsun? Nerede tanıyacağız? Her şeyi Moğolistan coğrafyasına yakına göre düşünmeliyiz. Hayvan adlarını, bitki adlarını ve üretilen malları. Eski Sanskrit dilinde madu diye bir kelime var. Madu. Ve Sanskritçe kelimeler, eski İngilizce kelimeler Çince'ye bile pek Çinliler oradan almışlar. Sondaki vokaller kayboluyor. Madu. Sondaki D ünsüzü ise Tang dönemi Çincesinde D ünsüzü R ya da L'ye dönüşür. Biraz önce sözünü ettim. Butla kelimesi Burhan vardı ya. Butla kelimesi But diye Çince'ye gelir. Sondaki D'ye de Bur. O Bur da bize geçer gerçekten. Burhan diye geçmiştir. Madu kelimesi de Mar olur. Mal olur. Bugün dahi Korece'de bulabilirsiniz. Sonunda L ile. Korece'de L ile. Bizim Türklerde başta M olmadığı için M'yi de B'ye çevirilir. Buyurun size bal. Bir destek daha anlatayım. Kırgızistan'da
Burana şehrine gittim, tarihi şehir tabii, hiç gitmedim diye. Burana şehrine gideceğiz. Neymiş bu Burana? Oraya gittim, bir tane minare var. Görünce hemen aklımda şimdi, Burana bizim munara, yani minare kelimesi. Çünkü Türklerin ses yapısında, Türkçenin ses yapısında M olmadığı için söz başında doğal olarak B'ye çeviriyorlar. Kırgızlar demek ki, Kırgızca'dan açıdan bayağı Türkçeciymiş, M'yi B'ye çevirmiş. Gerçekten bizim Malkere'de. Bal kelimesi tam Sanskritçe bir kelime ama büyük bir macera yani tek bir doğrudan geçişli değil. Burada yeri gelmişken söylemiş oldum. Buna benzer kelimelerin hepsini tek tek Kaşgarlı anlatmış, Denkop ve Kelly hocalar da listelemiş. Çok zengin bir, yaralı bir kaynak. Ve arkasından başka Kıpçaklar ve diğerleri arasında Kıpçakçı'ya ait kelimeler, Hakan'ın lehçesine ait kelimeler, Arbu diline ait kelimeler. Hepsini tek tek vermiş. Başlığa uygun yine bir cümle kurmak isterim. Divan-ı Lügatürk bize ne söyler? Arguların, burada sözlenen Arguların en yakın bağlanabileceği dilin bugün İran'da yaşayan Halaçlı olduğunu söyler. Eğer Argu verileri olmasaydı, Halaççayı keşfeden hocamız Gerhard Döfer bununla ilgili iki tane ayrıntılı makale yazdı. Azerbaycanlı hocalarımız buna karşı çıktı. Onlara göre Halaççı diye bir dil yoktu. Hepsi Azerbaycan Türkçesinin diyaletleriydi ilk dönemleri. Çünkü ne kadar sayılar fazla olursa o kadar çok seviyor insanlar. Niyeyse bilmiyorum. Önemli olan aslında nicelik değil mi? Nicelik, nicelik çok önemli değil, sayı çok önemli değil. Argu dili eski, eski Türk dilindeki yazılardaki niye sesini N'ye çeviren tek dil Kaşgarlı dedi. Bütün Türkler koy derken bir tek Argular kon demiş. Dörfer'in tespitlerine göre baktığımızda koyun kelimesi Halaççı'da gondur. Tek başına bu yeter mi? Yetmezler. Başka yönleri yoktur. Ama bir fikir. Tek başına yetmez. Başka hem coğrafi hem tarihi bilgiler, deliller de bunları tam karşılaştırmak için. Bunu biraz daha kaydırılıyor mu? Evet. Bunun sonuna bakarsanız birçok şiiri, birçok atasözünü bu kitabın sonunda, bu yayının sonunda bulabilirsiniz. Ben de buraya dayanarak atasözlerini yeniden hazırladım ama neşredemedim. Çünkü bildiğiniz en yaygın çalışma Ferit Birtek'in Enes Türk Savları kitabıdır. Ondan öncesi de var ama elimizde bir tek o var. Okuyuşları eski, bazı çalışmaları, tercümelerini düzeltmesi gerekir. Ve bunları gözüne alıp yeni kuşak için, kendim için de fayda olur diye hepsini hazırladım. Ama çevirilerin içerisinde merak eden zaten bunlar. Kısaca söyleyeceklerim bunlar. Çok teşekkür ederim. Resmi fotoğrafçınız var.